için sen kuzum benim. Bak kocama doğdu maşallah. Nasıl da uslu değil mi Nurten teyzesi? Safiye geldi. İşi varmış da iki dakika çocuğa bakıver dedi. Ben de aldım geldim Zeynep'i sana. İyi yapmışsın. Canım benim. Dedikodu yapalım mı? Nasıl dedikodu? Dedikodu yok. O yapalım canım. Sen kaç yaşındasın daha Zeynep'ciğim? Olur mu öyle şey? Kaç yaşında yapabilirim? Ha, yok annem dedikodu yapılmaz. Hem çok ayıp bir şey. Bir de sen dedikodunun ne demek olduğunu biliyor musun sanki? Fısır konuşma. Ya, yok hiç doğru bir şey değil o fısır fısır. Kimse hakkında öyle fısır fısır konuşmuyoruz. Hiç doğru bir davranış değil değil mi Zeynep? Nurten teyzem yapıyor. Ay. Ay Rukiye abla ne dedi ya? Hadi. Ay Rukiye abla bir de gülüyorsun yani. Hayır ağrıma gidiyor ama benim. Ama annem öyle söyledi. Annem öyle söylüyor diyor. Bak Safiye'yi görüyor musun Rukiye abla ya? Ay ilahi Zeynep'ciğim. Huzur ya. Hay günahımı alıyorlar benim. Ay ilahi Zeynep'ciğim. Ne dedi annen? Ne dedi? Ne dedi? Ne yapıyormuş? Dedikodu yapıyor. Dedikodu yapıyormuş. Allah Allah. Baksana. Nasıl günahıma giriyorlar ama görüyorsun değil mi? Ay boş mu boş. Çocuktan olabilir işte bu da öyle. Ay kuzum. Ay gülme Rukiye abla ya. Cik, Nevzat. Sami abi işletiyorlarmış. Evet, evet. Hadi gel. Hadi ben de duydum. Nerede anlamış benim tatların şeysini? Şu, ne bileyim Sami ya. Şey söylemişti. Tabii. Nazmiye Hanım söylemişti bana. Ha, Nazmiye Hanım nerede anlamış peki? Sami. Evet. Ben Demirel'lerin evinde mi yaşıyorum ne bileyim ya? Vallahi buraya geldiğime gerçekten değdi. Hoş geldin değil mi? Hoş geldiniz. Afiyet olsun. Sami abi hani bize kurabiye yok mu ya? Sami abi, bana her şeyi de ama size kurabiye yok deme abi. Burada, biz sizi eksiktiriz. Tamam, al, al, tamam. Hadi al. Nevzat, önce Sayın Ecevit'in bir elini öpelim değil mi? Öpmez miyiz ya? Hoş geldiniz Sayın Karaoğlan. Hoş geldiniz Sayın Beyaz Güvercin. Teşekkür ederim delikanlı. Efendim, bu at size minnettardır. Çok naziksiniz. Ayşe tatile çıktı diye Amerika ambargo uyguladı. Bütün tüp kuyruklarının faturası size kesildi ama... efendim biz size minnettarız, onlara esef yakınıyoruz. Bendeniz sol açık Nevzat. Memnun oldum. Nevzat, bırak Ayşe'yi. Kurabiye niye oldun? Niye oğlum? Bu adamın ne günahı var ya? Baksana ne güzel. Alın gençler, yiyin. Tabii efendim, çok sağ olun. Sağ olun efendim, çok teşekkür ediyorum. Şimdi suç tamamen Ayşe'nin suçu ya. Ya memleket böyle karışmış durumdayken senin tatilde ne işin var ya? Tabii. Niye çıkıyorsun tatile? Tatile çıkarsan işte... kuyruk muyruk olur. Tabii ya, tabii. O kadar hiç yani. Dizini kır, evinde otur. Ne işin var tatilde? Tabii canım. Yani. Yani memlekette kurabiye kuyruğu olmadığına dua etmek lazım ha. biri Ayşe tatile çık der. Amerika tatile çıkma der. Asker ihtilal yapar, sürgün eder. Yani ne yapacağımızı şaşırdık sevgili vatandaşlar. Ya bu memleket meselesi ne kadar zor ya. Vallahi bizim kasaplıktan zor ya. Açacaksın bir halıcı dükkanı. Ağzında varken konuşma boğulacağım. Bir süt iç sevgili kardeşim. Şimdi Sayın Ecevit, asker deyince yani işçiler oldu da ne oldu? Memlekete huzur ve güven ortamı geldi. Askeri de haksızlık etmemek lazım. Yani... kurabiyemizi yiyelim, sütümüzü içelim ama orası başka yani. Sevgili kardeşim ama bu aşamada huzursuzluğu ve
tatsızlığı biz çıkarmadık. Estağfurullah. Kurabiye yer misiniz gençler? Tabii. Teşekkürler. Yemez olur muyuz? Bir tane de ben alayım. Ne gülüyorum ya? Ne gülüyorum? Gülüyor muyum ben? Değil mi? Ha. Ya aklıma bir fıkra geldi de ondan şey yapıyorum. Sayın Recep ya, siz siyasete ne zaman başlayacaksınız? Başlayacak mısınız? Anayasanın geçici maddesi ne zaman geçerse biz de o zaman sanırım yeniden siyasete başlayacağız. Ben de bir soru sormak isterim. Buyur bekçi kardeşim. Ben Sami abiye sormak isterim. Ya tabii buyurun. Sami abi. Acaba biz hepimiz birer tane de kurabiye yiyebilir miyiz? Hepiniz mi? He. Yeter zaten, ötürünüz ta yiyeceğiz. Çok ayıp, çok ayıp Sami. Koskoca Cevit'in yanında, ayıp. Bak böyle cimrilik edilir mi ya? Tabii ya, meclise pastane açarsın ya. Sami'nin pastanesi, meclisin ortasında ya. Hadi be. Tabii. Evet. Herkes yiyebilir. Kurabiye yer benden. Yiyin. Hepiniz yiyin benden. Daha içeride varsa getir Sami. Bunlar yetmiyor. Bibedi bir tane alalım. Sami süt bitti ya. Süt mü bitti? Tabii. Meclis'te pastaneyi düşün. Evet. Tamam. Ben şey yapayım o zaman. Sami, sütü bol tut. Mandıra da açtırabilirler. Daha doğru beni. Ya nasıl espri yapıyorum ya? Ay kızım benim, bak Nazlı ablası da bebeğiyle ne güzel oynuyor. Ha? Nurten teyze sen böyle peçetenin içine koy, rahat rahat tamam, yesin kekini. Tamam, ben şimdi vereyim ona. Hadi bakalım. Al bakalım Zeynep'ciğim. Görüyor musun kız Rukiye abla? Safiye arkamdan konuşmuş. Ondan sonra çocuğu getirdi, al iki dakika işim var bak diye. Vallahi alacağı olsun, konuşmayacağım onunla. Ama canım sen de çocuğun lafıyla iş mi olur öyle Allah aşkına? Yok valla konuşmayacağım, yok alacağı olsun.